parlamenter rejimden kim geçmiş? Açtık baktık. Kimler geçmiş biliyor musunuz? Zimbabwe geçmiş, Ghana geçmiş ve Malawi geçmiş. Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ referandumda hayır çalışması yapmak için geldiği Bolu'da bir konferans verdi. İşte teröristler de hayır diyor, siz de hayır diyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, eğer oradan başlarsak bundan siz zararlı çıkarsınız. Oslo'da biz konuşmadık, siz konuştunuz tekrarlarla. Değil mi? Ha burada teröristleri siz ağırladınız, ayaklarına mahkemesiz götürdünüz. İmralı'da, Özalan'da anayasayı siz yaptınız, siz. Biz değil. Akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında bulunan bir konferans salonunda kürsü alan Özdağ geniş bir kitleye hitap etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim, bu büyük bir devlet. Bu devletin bakanı hiçbir yere gizlice girmez. Bu devletin bakanı bu devletin şerefidir. Sonra bu devletin bakanına böyle davranılamaz. Ama şimdi bu bakan Amerikalı bakan olsaydı, bu bakan Alman bakan olsaydı, İsrail'li bakan olsaydı olur muydu böyle bir davranış? Yine olmazdı. Fakat sizin eğer dış politika sabrınızı sınamayın, sabrınızı sınamayın üzerine kurulursa senin bakanına da böyle davranılır. Bakın, başbakan Binali Yıldırım bakana gitme kardeşim dediği halde Cumhurbaşkanı gideceksin diyor ve hadise bu şekilde çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski il ve ilçe başkanları, üyeleri, milletvekili ve belediye başkan adayları, milliyetçi ve ülkücü kesimle sivil toplum kuruluşları üye ve temsilcilerine hitap eden Özdağ, konuşmasında hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yasama, yürütme, yargı bir kişinin elinde toplanırsa o ülkenin anayasası bile yoktur. Ve burada bir adam her şeyi kontrol ediyor. Bu adama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir yetki veriyorsunuz. Kanun değerinde neredeyse bu kararname, illeri birleştirme ve özel bölge kurma yetkisi. Başbakan çıktı, kardeşim dedi Ümiter Devleti özel bölge olur mu? Zaten böyle başlar. Önce Ümiter Devleti'nin özel bölgeyi kurarsın, ondan sonra özel bölgeden federasyona gider. Bunu bilmiyor tabii. Aynen Çanakkale geçilmez lafının anlamını bilmediği gibi. Adam Çanakkale geçilmez, biz geçtiktir ya. İnanılır gibi. Özdağ dinlemeye gelenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, ilçe ve gençlik kolları teşkilatları ile Vatan Partililer ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcileri de vardı.